Merhaba sevgili izleyenler, Baret Film Stüdyoları'nda Biz Bize programının ikinci bölümü başlıyor. İlk bölümün yorumlarında Jack gelsin, Jack gelsin dediniz ve 3 kere Jack dendiğinde anında orada olabilen mükemmel bir rapçi bugün karşımda oturuyor. Jack hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Yolunda, yani şeyler dışında. Bir şeyler dışında zaten. Şeyler dışında, yolunda. Galiba hemen konuşmak istiyorsun bu konu hakkında ama birazcık klasik sorularla başlayacağım. Evet. Hayat senin için nasıl gidiyor şu anda? Konserler yapıyoruz şu anda. Aktif bir konser durumumuz var. Koşturuyoruz. İşte albümün üstünden bayağı geçti. Yeni albüm hazırlığındayız. Neredeyse bir sene oluyor ve şöyle bir şey fark ettik tam biz. Tam da bir sene değil şimdi. 10 ay falan oldu. 28 Mayıs 2018. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ne kadar olmuş? 8-9 ay olmuş yine, çok rahat. 9 ay olmuş. Gayet memnunsun zaten. Senede bir albüm çıkarmak lazım. Evet. Daha vaktim var. Tabii. 2019'a yeni girdik. Evet. Peki şimdi biz YouTube'a girdik. Baktık Jack hiçbir yerde röportaj vermemiş. Hiçbir yerde suskunluğunu bozmamış. Seni bekledim öncelikle. Gerçekten de kalite merkez fark ediyor olacak ki Jack de bizi kırmadı ve röportaj teklifimizi kabul etti. Evet. Kesinlikle Server Uraz'ın arkadaşı olduğu için değil. Kesinlikle değil. Onunla hiçbir alakası yok. Hı. Server Uraz kesinlikle hiçbir baskı uygulamadı bu konuda bana. Kendi hür irademle geldim. Hazır albümden konuşmuşken Trepanasyon albümünü biraz açmak istiyorum. En sevdiğim şarkı Prestige oldu ama sen bu şarkıya klip çekmedin. Ve bu gece ve Kafamız Matiz şarkılarına klip çektin. Evet. Şimdi daha öncelerden de kliplerim var ve daha önce başka bir isimle rap yapıyordun. Ve ismin gitgide kısaldı ondan tabiri caizse. Başka bir isimle rap yapıyordum. Peki neden ismin Jagged'dan Jag'e doğru evrildi? Şimdi şöyle, rapçiler olarak çok ufak yaşlarda kendimize lakap seçtiğimiz için çok mantıklı şeyler seçemiyoruz. Yani ilk olarak işte 13 yaşındayken falan ben Jagged ismini kendime koymuştum. Hatta Jagged Rhyme şeklindeydi. Hı hı. Sonra işte o Jagged Rhyme diye devam etti bir süre. Sonra daha kısaltarak onu Jagged yaptım. Herkes de beni o şekilde tanıdı 2014 senesine kadar. Ondan sonra konserlere vesaire çıkmaya başlayınca o Jagged ismini telaffuz edemediklerini fark ettim ben. Hiç kimse bana Jagged diyemiyordu. Yani herkes bana Jagged. Jagged. İşte Jügüt. Bak ne Jügüt kadar kötü falan. Yani. İşte Jagged. Bak en sinir olduğum oydu mesela. Jagged. Jagged mı dediler evet, sana gerçekten? Gerçekten öyle dediler. Bir de o işte Manyak Şey şarkısında Jagged Jagged diye uzattığım için. Evet. Onu Jagged diye anlayarak bana Jagged demeye başladılar. Dedim ki hayatıma bu şekilde devam edemem. Evet, çok mantıklı. Yani Jagged olarak. Ben de dedim ki bu şekilde olmayacak. Bari okunduğu gibi yazayım. Jagged şeklinde yazdım. İkinci albümü o şekilde yaptım. Ama bunca senedir de Jagged olduğu için, yani Jagged şeklinde yazıldığı için sonra o Jagged haline de ben uyum sağlayamadım. Bir de o sondaki ıttı kısım beni rahatsız etmeye başladı, anladın mı? Itt yazıyor yani sonunda. O beni rahatsız etti. Bir de yıllar içinde bana sadece Jack demelerinden hoşlandığımı fark ettim. Yani yıllar geçti. Jack ne haber? Sonra Jack oldu değil mi? Peki önümüzdeki 5 yıl içinde ismin artık daha da kısalarak C harfine dönüşür mü? Bir daha değişmez yani. Çok da şey konuşmuyorum ama bir daha değişmez diye umut ediyorum. Şu an memnunum isminden. Jack sence güzel değil mi? Jack. Bence çok güzel. 3 harfliyim. Trepanasyon albümü hakkında konuşmaya devam edelim. 9 ay oldu dedik. Gayet de iyi dinlendi. Dinlenmeleri iyiydi. Peki Trepanasyon albümünü son zamanlarda çıkan işler içinde nereye koyuyorsun şeklinde bakalım. Jack iddialı bir cevap mı verecek yoksa gayet mütevazı mı? Yani onun nereye koyacağını dinleyici karar verir. Evet. Beni sizler yarattınız diyor musun dinleyiciye? Kesinlikle. Yani Trepanasyon albümü özellikle benim için bir geçiş albümüydü. Ona göre yapmaya çalıştım. Yani tam olarak ağırlıklı trap'i de vermedim aslında. Hı hı. Mesela albümde çok fazla genel öyle olduğunu zannetmelerine rağmen autotune yok. Evet. Çok belirli seviyelerde var. Belirli şarkılarda birkaç mısrada var vesaire. Çok fazla autotune kullanmadık mesela. Hı hı. Çünkü ben Trepanasyon albümünü hazırlamaya başladığım esnada Türkiye'de bir trap albümü yoktu. Yani direkt olarak çıkartılmış. Tabii tabii. Yoktu. Bir albüm biraz geç çıktı. Hazırlanması uzun sürdü vesaire. Ama yani bu direkt olarak bir trap albümü yapmayı çok radikal bulduğum için biraz böyle geçiş albümü gibi yapmak istedim. Yani eski rap sound'undan da aslında esintiler var. Zaman zaman ona benzer flow'lar var. Yani benim için bir geçiş albümüydü. Yani aslında tam bir trap albümü
yapmaya niyetlenmedim. Hı hı. O yüzden bulunduğu nokta bence sadece benim geçiş albümümdür. Peki buna rağmen hala insanlar eski Jagged'i istiyoruz, Jagged'i istiyoruz şeklinde yorumlar yaptı videolarının altına. Çok saçma bir önyargı olduğu kanısındayım. Bir de şey oluyor mesela, yani biri, yani sosyal medyada biri o şekilde bir yoruma yaptığı zaman bana işte eski Jagged daha iyiydi, ne oldu, bozdun vesaire dedikleri anda böyle özellikle profillerini tıklayarak bakıyorum onlarıma. Sosyal hayatı olmayan insanlar. Çünkü bu neden rap müzik önceden şey bir müzikti. Yani kulaklığı takıp o fazla kendini toplumdan dışlamış insanın evinde dinleyebildiği bir müzikti. Yani insanlar kendini toplumdan dışladıkları için, ya işte ya toplum onları ya da onlar toplumu dışladıkları için, Server Uras sözüdür. Ya eski. Çok güzel bir o kulaklığı takıp o rapçinin anlattığı hikayeyi kendileriyle özdeşleştirip o şekilde dinleyebiliyorlardı. Ama daha sonra bu trap akımıyla beraber bunu kaybettiklerine inanmaya başladılar. Çünkü popülerleşmeye başladı. Popülerleşmeye başladıktan sonra onlar için özel olan şeyi kaybettiklerini düşünmeye başladıkları için buna saldırmaya başladılar. Tabii. Yani o şekilde saçma bir önyargıları var. Ben genelde tıkladığımda o insan profilleri şu şekilde çıkıyor. Bir şekilde sosyal hayattan kendini soyutlamış insanlar oluyor. Yani onlar sistem ediyorlar. Bir de ergen yaştaki bazı kardeşlerimiz bunu cool buluyorlar. Hmm. Yani eski rapi dinlemenin çok cool olduğunu düşünüyorlar. Ve yeni olana sistem etmenin aynı şekilde çok cool olduğunu düşünüyorlar. Yani şu önyargıdan bir sıyrılmaları gerekiyor. Yani işte trap popüler olandır. Trap'le beraber rap bozdu. İşte biz popüler olana karşıyız. Eskiden rap daha iyiydi vesaire vesaire vesaire. Sadece eskiden rap daha lirikaldi. Bugün de sound'la beraber daha müzikal bir şeye dönüşmeye başladı. Ve trap yaparken de gerçekten gene liriklerini konuşturabilirsin. Tabii. Eskiye oranla çok daha zor. Ama yapabilirsin yani. İşin içine melodi bilgisi de girdi tabii ki. Tabii daha fazla müzik oldu. Evet. Zaten olayı bu ve daha fazla insanları yakalayabiliyor. Ama işte böyle saçma bir şey var yani, popüler olanı sevmem. Bak şöyle bir olay var, bunun mesela tweetini de atmıştım ben. Popüler olmayan şeyin popülaritesinden faydalanma gibi bir durum var insanlarda. Ya yani popüler olmayan şey popülerdir. Daha az bir insana hitap eden. Ya ben onu dinlemiyorum ya. O çok bozdu vesaire olayı. Peki sen trap yapmaya ne zamana kadar devam edeceksin? Trap'in modası geçer mi yakın zamanda? Tabii ki geçer. Yani rap müzik hayatı boyunca, ömrü boyunca evrim geçirdi ve geçirmeye de devam edecek. Hep böyle oldu. Trap'in de bir noktadan sonra modası geçecektir. Yani modası geçene kadar biz de yapmaya devam edeceğiz. Sıkılana kadar. Şunu da söyleyeyim, ben trap'e bir de şöyle bir önyargı var. Mesela trap müzik yaptığın zaman şey oluyorsun. O az önce anlattığım kitle tarafından sana şey diyorlar. İşte ruhunu sattın, işte para için değiştin, ihanet ettin, hainsin falan vesaire diyorlar. Ben zaten 2014 yılında yaptığım Alter Ego albümüyle beraber insanları tanımaya başladım. Evet. Sonrasında 2016'da bir Delizyon isminde bir albüm yaptım. 2016'da insanlar Delizyon albümünü dinlerken ben zaten çoktan trap yapmak istiyordum. Hatta o albümde de ben trap yapmak istedim. Hatta birkaç tek şarkı yapmıştım o albümde de. Ama yayınlama cesareti bulamadım o an için. Bir de o değişim süreci var vesaire. O zaman daha büyük taşlanırdın herhalde. Çünkü o zamanlar boom bap modaydı. Muhakkak bir de şey olsun istedim. Hani insanlar beni bir albümle tanıdılar. Belirli bir tarz var ortada. Hani direkt olarak ikinci albümde değişmenin mantıklı olmayacağını düşündüm. Yani insanlara bir boom bap albüm daha vermem gerektiğini düşündüm. Zaten o Alter Ego albümünü insanlar dinlerken yazdığım sözlerden oluşuyor diyeceğim genelde. Boom bap rap yapmaktan sıkıldığım için trap yapmaya başladım. Dinlediğim şey değiştiği için trap yapmaya başladım. Yani boom bap rap'ten artık haz almamaya başlamıştım. Hala evde yazdığım boom bap şarkılar var. Yani o kısmını seviyorum. Yazmayı, boom bap yazmak eğlenceli bir şey. Ama onun kayıt kısmından hoşlanmamaya başladım. Ve kayıt aldıktan sonra dinlediğim şeyi yani beni tatmin etmemeye başladı. O noktada da değişmem gerektiğine kanaat kıldım.
Yani dinlediğim şey beni tatmin etmesi gerekiyordu. Ben de o yüzden değişmeye karar verdim. Yani diyorsun ki hiç kimse yokken biz vardık. Biz bu trap'i 2014-2016 yıllarında da yapıyorduk. Öyle bir şey değil mi? Siz... Peki Jack, Trap Enasyon albümünün çıkış şarkısı Bu Gece'ydi. Bu Gece klibiyle çıktı ve daha sonra Kafamız Matiz'e de klip çektiniz. Ve bu klipler başına türlü türlü belalar açtı. Peki yaptığın rap de doğru orantılı olarak başına da belalar açılmaya devam ediyor. Server Uraz'la başınızda şu anda 4 yıl 2 ay hapis sistemiyle yargılandınız ve bu cezaya çarptırıldınız. Şimdi dava sürecini bir de senden alalım. Tabii birinci ağızdan duymak her zaman en doğrusu olacaktır diyerek soruyu yönelteyim. Yani dava olayları ilk olarak 2010 yılında başladı. Bir örgüt tarafından dava edildim. Bir örgüt tarafından. Hangi örgüt bu? LGBT örgütü tarafından dava edildi nefret suçuyla. Yani şu anda benim bugüne kadar 9 tane suç duyurusunda bulunulmuş benim hakkımda. Hı hı. Bu 9 suç duyurusunun 8 tanesi farklı suçlardan oluşuyor. Bunların 7 tanesi de şarkı sözlerimle ilgili. Zaten biri benim tamamen işlemediğim bir suçtan. Hı hı. Sadece benim ismim kullanılarak yapılan bir şey. Ki bu olaylar arasında haklı olan tek kurum, yani ceza almam gereken tek şey bence LGBT'ydi. Hı hı. Ve direkt beraat ettiğim tek şey de LGBT'ydi. Anladın mı? Anladım. Bu sadece Türkiye'nin hukuk sistemini açıklıyor. Neyse, sonra laf attığım bir kadın rapçi tarafından dava edildim. Onun süreci vardı. Sonra Cumhurbaşkanlığı hakaretten dava edildim. Cumhurbaşkanlığı hakaret, Başbakan'a hakaret, Emniyet Teşkilatı'nı alenen aşağılama ve toplumu alenen provoke etmekten dava edildim. Kaç etti şu anda? Bayağı etti. İşte toplam 8 ayrı suçum var. 9 tane hakkımda suç duyurusu var. Şu anda 3 tane aktif davam var. Ve hazırda aldığım hapis cezası var Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a hakaretten. Ayın 19'unda tekrar Emniyet Teşkilatı'nı alenen aşağılamaktan ve toplumu alenen provoke etmekten bir davam daha var. Ona gireceğiz. Yani genel olarak şarkı sözlerimde söylediğim her şey suç teşkil ettiğine karar verip bana bir sürü dava açtılar. Bugüne kadar yaklaşık 15 tane davaya girdim. 3 senedir Adalet Sarayı'ndan çıkamıyorum. Yani her ay ya Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade veriyorum, ya karakola gidip ifade veriyorum, ya avukat bürosuna gidiyorum. Anladın mı? Hı hı. Stüdyoya girecek vaktim yok. Hani Jack ne yapıyor aylardır? Evet. Jack 3 yıldır adliyede. Yani bir şey söylediğin zaman suç teşkil eden bir ülkede yaşıyoruz. Hı hı. Herhangi bir şey söyleyeyim. Ben anayasayı okudum. Yani herkes suç işliyor. Hı hı. Herhangi bir şekilde ifade özgürlüğüne dair bir madde var. 26. madde ifade özgürlüğü. 27. madde bunun bilim ve sanat konusunda zaten ifade özgürlüğü diye geçiyor. Ama 28. maddede diyor ki ifade özgürlüğü bundan dolayı kısıtlanabilir diyor. Hı. Ne anlamı kaldı o zaman? O bundan kısımları da şu. Mesela genel ahlak var orada. Hani kime göre genel ahlak? Evet. Hani oraya bir sürü mesela kişinin hakkını koruma vesaire şeklinde bir sürü şey koymuşlar. O zaman 26. ve 27. maddenin pek bir anlamı kalmıyor. Tabii. 28. maddede istediğimiz gibi kısıtlayabiliriz diyor. Durum böyle olunca da hakkında pek çok dava açıyorlar. Yani 3 yıldır ben hiçbir şekilde çıkamadım adliye sanayim. Peki son olarak da 4 yıl 2 ay bir hapis cezasına çarptırıldınız Server Uraz'la birlikte. Hı hı. Bu gece şarkısından galiba bu ceza çarptırıldınız ve Server Uraz'ı bu gece şarkısıyla ilgili tek suçu, suç da artık yani bu iddianameye göre bu şarkıyı yayınlamak, hı hı. Bu şarkıyı yayınlayan yapım şirketinin sahibi olmak bir suç teşkil etti. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun ve şimdi bizi neler bekliyor? Yani şimdi dosyamız istinafa gitti. Hakim kesinlikle 4 yıl 2 ay ceza almamız gerektiğini düşündü. Bu arada istinaf nedir? Onu da kısaca bir geçelim. Aynen. Aslında bütün hukuku ben öğrendim. Hı hı. İnsanlara da anlatmak istiyorum. Mahkemeden ceza aldığınız takdirde, hakim senin hakkında bir karar verdiği takdirde dosyan istinaf isimli bir mahkemeye gidiyor. İstinaf da normal mahkemenin bir üst mahkemesi oluyor. Hı hı. Yani orada verilen kararı denetliyor. Yani sen oradan beraat etsen de onu denetliyor. Hı hı. Bir ceza alsan da denetliyor. Bizim dosyamız şu anda hakim dedi ki 4 yıl 2 ay hapis yatmaları gerekiyor ikisinin de. Hem sanatçının hem yapımcının.
Ve istinam mahkemesine gitti. İstinam mahkemesi de şu anda bizimle ilgili bir karar verecek. Bunun 6 ayla 1 yıl arasında sonuçlandığını söylüyorlar. Yani şu anda biz bekliyoruz. Yani hiç kimse net bir şekilde bir şey söylemiyor. Sarver Uraz'ın cezasıyla ilgili ben sanatçıyım, tamam mı? Bir şekilde bu şarkı sözleri yapım vesaire. İşin o noktasındayım. Hani beni bu konuda dava etmen mantıklı ama yapımcı sadece gelen parçayı dinler, müzikal olarak yorumlar ve ona göre yayınını sağlar. Savunma vesairede de bizim o şekildeydi. Şimdi bu gecenin şarkı sözleri narkotik tarafından daha zor değerlendirilebildi. Yani ayrıntılı bir şekilde şarkı sözlerinin her şekilde her noktasına takılıp bu kadar narkotiğin çözemediği olayı bir yapımcı nasıl çözsün ya da ona göre nasıl şey yapsın. Yani saçmalık, anlatabiliyor muyum? Yani bu noktadan sonra mesela bu şekilde bir ceza alınması rapçilerin önünü kapattığı gibi aynı şekilde yapımcıların da önünü kapatıyor. Tabii, mutlaka. Yani bundan sonra bir yapımcı bir rapçiye yanaşırken otomatik olarak çekingen bir şekilde yaklaşacak. Yani bir yapımcı ceza aldığı için başka bir yapımcı da aynı şekilde ben de rapçilere bulaşırsam ceza alabilir miyim şeklinde şey yapacaklar ya da otobüs sansüre gidilecek o konuda. Ezel tutuklanmadan yaklaşık 20 gün önce narkotik tarafından gözaltına alındım. 6 saat boyunca gözaltındaydım. Bu 6 saatin 2,5 saati boyunca asla evime dönemeyeceğime inandırıldım. Oradan direkt cezaevine naklimin sağlanacağına inandırıldım. Menajerimle birlikte gözaltına alındık. Yani menajerim zaten bu az önce bahsettiğim 15 dava var ya. O 15 davanın hepsine benimle beraber menajerim de girdi. Aynı şekilde. Yani sanık olarak 15 davanın o 15'ine de girdi. Aynen, ben girdim. Hepsinde ben Jagged değilim dedim. Benim bir alakam yok dedim. He tamam, sen değil misin deyip beni ben Jagged değilim mi dedin gerçekten. Aynen, ben helal değilim olsun dedim. Gayet ikna edici. Bence de. Önce evine bir kağıt yolluyorlar, tamam mı? Bu kağıt geldikten sonra seni ifadeye çağırıyorlar. İfadeye gidiyorsun. Bu ifadeyi ya karakolda bir memur alıyor, ya emniyet müdürlüğünde gene bir memur alıyor, ya da direkt savcılığa çağırıyorlar. Savcılığa gidip ifade veriyorsun. Bu ifadelerin hepsini mesela menajerim gidip ben Jack değil, Farhat. Aynen. Ben Jack... evet değil. Benim dedi. Ben de gidip diyorum ki evet, yani ben Jack'im, o değil. O hapishane fotoğraflarından falan çekildi. Arkalı önlü. Profilden düz. İstedik o fotoğrafları Instagram'da paylaşalım diye de vermediler. Vermediler. Çıktık neyse, yani bu konuda daha önce Ezel'in Müptezel albümü çıktıktan sonra Ezel'i zaten ifadeye çağırdıklarını biliyorduk. Benden önce Ezel'i aldıkları için sürecin nasıl işleyeceğinin Ezel'e göre şekilleneceğini biliyordum. Biraz onun rahatlığı vardı ve Ezel'in dokunulmaz olduğunu düşünüyordum bu noktada. Ama çok geçmeden 20 gün sonra Ezel'i tutukladılar. Biz de şoka uğradık. Ezel'in tutuklandığı gün yeni albüm yapmak için geniş bir ev bakıyordum. Bütün gün emlakçı dolaştık. Tamam mı? Bir tane evde karar kıldım. Kefil vesaire istediler. Takiye kanka kefil olur musun vesaire yazdığım esnada Ferhat haberi okumuş. Dedi ki Ezel tutuklandı vesaire. Artı aradım. Dedim doğru mu falan. Doğru dedi. Bir davanın açılmasını kesinlikle bekliyorduk. Bir dava açılacak ve bu konuda savaşacağız. Oradan kesin emindik. Ama direkt tutuklanması şeklinde bir şey beklemiyordum. Hiçbir şekilde böyle bir beklentimiz yoktu. Çok geçmedi, 6 gün sonra Konkar'ı tutukladılar. Ben kaldım. Evet. O anda yaşadığım psikolojiyi de bir tek ben bilirim. Çünkü caps'lar yapıldı, vesaireler yapıldı. Zaten öne çıkan 3 tane isim var bu konuyla ilgili o dönem için. İkisi alınmış zaten içeri. İkisi zaten alınmış. Dışarıda kalan bir tek benim. Çok sıkıntılı bir süreçti bizim için. Ya şöyle şeyler vardı işte Twitter'da, anladın mı? Beni etiketleyip şey diyorlar, bunu bu niye tutuklanmıyor evet falan diyorlardı yani. Caps'ler falan yapıldı işte, narkotik Azrail şeklinde evet gidiyor, kapıyı çalıyor falan vesaire vesaire. Benim o anda yaşadığım psikoloji çok kötüydü. Yani böyle genel olarak her şeyi aşırı geyik şeklinde algıladığı için insanlar, çok fazla umursamadıkları için sosyal medyada bir ciddiye almama tufanı evet şeklinde devam ettiği için o olayda çok fazla... Ya bir girdim sosyal medyaya, tamam mı? Sürekli gelen mesajlar şu şekildeydi. Kaç, yurt dışına kaç, kaç kurtar kendini ya da seni de almaya gelecekler falan. Ya sadece bir gün bu şekilde uyandığınızı bir düşünün.
Anladın mı? Evet. Uyanıyorsun ve herkes sana yurt dışına kaçman gerektiğini söylüyor ya da bir şekilde geyik yaparak, dalga geçerek diyor ki yani sıçtın. O şekilde bir güne uyandım. Benim için berbat bir psikolojiydi. Ha şunu da söyleyeyim. Yani aynı şeyi yaptığımız için Kont Karabezal'le diğer iki arkadaşın içerideyken dışarıda o psikolojiyle ne zaman tutuklanacağını bilemeyerek dışarıda o psikolojiyle yaşamak içeride olmaktan daha iyi mi yoksa kötü mü çözemedim ben. Çünkü her sabah uyanıp ben şöyle diyordum. Acaba bugün mü gelecekler? Evet. Yani anladın mı? Çünkü tamam ilk ifadeyi aldıktan sonra bize dediler ki tamam gidebilirsin. Ama şimdilik gidebilirsin. Mahkemeye kadar gidebilirsin. Ama ikinci bir şikayetle tekrar gelip gelmeyeceklerini bilmiyorduk. O yüzden her sabah kalktığımızda acaba bugün mü psikolojisiyle uyandım ben. Çok zor gerçekten de. Peki bu olayın etkisi olarak da şarkılarını geçici bir süreliğine kaldırdın. Evet. Dava sebebi olan şarkıları. Ve daha sonra tekrar yüklendi. Peki bunların sebebi nedir? Bunların oluş sırasını. Yeni parçalar yüklendi. Eski parçaları zaten farklı bir yola doğru gittiğim için zaten kaldıracaktım. Benim YouTube kanalım çok berbat bir haldeydi. Yani mesela Alter Ego 2 milyon tıklanmış bir parçaydı ve kapağında olan karındaşan Jack vardı işte ters bir şekilde yürüyordu. Hı hı. Yamuktu o kapak. Evet. Yani buradaki yazılar okunmuyordu falan. YouTube kanalımı hiç umursamadan kullanıyordum. Ama işte kaldırılma zamanı manidar oldu sadece. Şöyle bir şey var. Parça kaldırma olayının bir şekilde geri adım olduğunu kabul ediyorum. Hı. Tamam mı? Burada hiçbir sıkıntımız yok. Bu konuda bana yüklenebilirler. Onu da kabul ediyorum. Ama bilmedikleri nokta şu. Parça kaldırma olayını ben şu yüzden yapmadım. Ben hapse girmemek için parçalarımı gizlemedim veya kaldırmadım. Ben hapse gireceğimden %100 emin olduğum an parçalarımı kaldırdım. Hı. Çünkü bize şunu söylediler, avukatlar vesaire. İkinci bir şikayet halinde ya da şikayetlerin hakkında artması durumunda aniden ikinci bir soruşturma açarak seni gelip tutuklayabilirler dediler. Önceden de davalarım olduğu için, önceden de almış olduğum hapis suçu olduğu için ben dedim ki yani bizi gelip alacaklar ve hiçbir şekilde çıkamayacağız. Evet. Yani 2-2,5 yıl boyunca cezaevinde kalmak suretiyle, tamam mı? Çünkü bu durumda en negatifini düşünmek zorundasın. Ve önceki davalarım olduğu için de işlerin nasıl yürüdüğünü bildiğim için de seni çok fazla dinlemedikleri ve anlamadıklarını bildiğim için de otomatik olarak en negatif senaryoyu düşündük. Ve ona göre bir hamle yapmak durumunda kaldık. Bir de şöyle bir durum var. Hukukun nasıl işlediğiyle ilgili. Benim bu Cumhurbaşkanlığı hakaret, emniyet teşkilatının ailenden aşağılama vesaire suçlarından dava ben ve menajerimden önce Cihat Özbulut'a açıldı. Cihat Özbulut'u biliyorsun. Biliyorum da neden böyle bir şey oldu? Özbulut organizasyon sahibi kendisi. Benim de onun 7-8 tane organizasyonuna çıkmışlığım var. Cihat Özbulut polis tarafından ifadeye çağrılıyor. Jack diye. Yani bir şekilde oradaki yetkililerden birine demişler ki işte böyle böyle bir şarkı var. Jack diye biri tarafından yapılmış. Hatta o zaman Jagged diye biri tarafından yapılmış. Google'a bir şekilde Jagged yazıyorlar. İletişim numarası olarak da Cihat Özbulut çıkıyor. Çünkü 7-8 tane organizasyonda çıkmışım. Bir şekilde bilet satışı olarak Google'da Cihat çıkıyor. Tabii. Cihat sen Jagged mısın diye iki tane mahkemeye girdi. Cihat da Jagged ismine benziyor aslında. Belki evet. De o yüzden yanılgıya düştüler. Bak şöyle bir mahkeme gerçekleşti Türkiye'de, İstanbul'da. Cihat mahkemeye çağrıldı. Cihat mahkemeye çıktı. Mahkemede katip ya da işte görevli olan kimse bilgisayar açıldı ortamda. Benim Instagram'ım açıldı. Bak benim Instagram'ımda buluyorlar ama benim kim olduğumu bulamıyorlar, anladın mı? Bak hukuk sistemini anlatıyorum sana Türkiye'deki. Benim Instagram'ım açılıyor. Cihat mahkeme salonuna giriyor. Benim Instagram'ımdan Cihat'la benim tipim karşılaştırılıyor. Oradan diyorlar ki hakim bey bakın bu Jack değil. Tamam diyorlar. Cihat beraat ediyor. Bu şekilde iki mahkeme geçirdi. Bilmem kaç tane de ifade verdi Cihat. Şimdi hukuk sistemi bu şekilde işlediği zaman senin hayatın tamamen riskli oluyor. Tabii. Dedim ya ben 15'in üzerinde mahkemeye girdim. Hakimin ya yani hakimlerin beni doğru dürüst dinlediğine hiç şahit olmadım ben. Hiçbir şekilde beni, ya beni bırak avukatımı doğru düzgün dinlediklerine şahit olmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde böyle saçma işleyen bir adalet sistemi var.
Durum böyle olduğu zaman da otomatik olarak kaygılanıyorsun. Peki o zaman 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldın. Yatacak mısın, yatmayacak mısın? Herkes bunu merak ediyor ve şu anki hissiyatların neler? Şu an beni hapissiz zannedenler var bu arada. Evet. Yorduklarında şaşıracaklar var. Koğuşta yapıyoruz sevgili izleyenler. Evet. Kamera sokabildik. Böyle bir ortam, evet. Koğuş. Renkli, beyaz. Tabii. Işıklar. Şu an durumumuzun ne olacağını biz bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Ezel'in ikinci beraati bizim için daha çok umut oldu. Çünkü hukuk emsallerle işleyen bir, evet, şey. Ama şu an avukatların bize söylediğini söyleyeyim ben sana. Avukatlar şunu söylüyor. Normal şartlarda hukuk emsallerle işlediği için Ezel'in beraati sonrası sizin de beraat etmeniz gerekiyor diyorlar. Ama şartlar hiç normal olmadı diyorlar. Evet. Bir Server Uras şarkı sözü gibi. Yani. Server Uras'ı çok sevdiğimiz için sürekli hayat, kendisinden hayat, sözler kullanıyoruz. Hayat ne kadar Server Uras şarkı sözleriyle paralel gidiyor. Evet. hayatın içinden yazıyor. Yani patronum diye demiyorum. Yani ben kesinlikle. De, evet. Bekleyin diyorlar. Yani şu anda mahkemeden çıktıktan sonra bizim 6 ayla 1 yıl arası bir süreçte istinaf mahkemelerinin sonuçlandığını söylediler. Zaten 2 ayını doldurduk şu anda. Yani bir 4 ayla 10 ay arası bir zaman dilimimiz kalmış. O sürede belli olmasını bekliyoruz. Yani şu an hissettiğim şeyi ben sana açıkça söyleyeyim. Konserler dışında Eskişehir'de tek yaptığım şey şu anda albüm hazırlamak. Başka bir şey yapmıyorum. Kendini müziğe mi verdin şu anda? Kendimi müziğe verdim çünkü yapabileceğim bir şey yok. Mesela Kontkar'la da biz son denk geldiğimizde bunu konuştuk. Hani mahkemelerle ilgili ne düşünüyorsun vesaire muhabbeti geçti. Kontkar da aynı şeyi yapıyormuş. O da odasına kapanıp müzik yapıyor. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Biz, tabii, müzik yapmak için doğduk. O şekilde. Tek hobimiz ya da hayattan beklentimiz bu. Müzik yapmak. Tek derdimiz bu. Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz. Anladın mı? Yani biz çocukları uyuşturucuya özendirmek gibi bir amacımız yok. Ya da başka bir şeye özendirmek gibi bir amacımız yok. Bizim amacımız sadece müzik yapmak. Hayal ettiğimiz şey bu. İstediğimiz şey bu. Hayattan beklediğimiz şey bu. Onu yapıyoruz. Eğer hapse girme gibi bir tehliken olduğunda ne yaparsın diye düşündüğünde o parça kaldırma muhabbetinde de yani bizim o süreçte Ezel ve Kontkar içerideyken otomatik olarak kafamdan iki şey geçti. Bir, anneme ne söyleyeceğim? İkinci düşündüğümde müzik yapamayacağım. Ya da müzik yapmak için ne kadar vaktim var? Ya biz o süreçte mesela şunun hesabını yaptık Ferhat'la. Ne kadar vaktimiz var? İşte bir ay mı, iki ay mı? İki ayda albüm yapabilir miyiz? Bunun hesabındaydık. Yani yine kalan vaktinizi müziğe harcamanın hesabını yaptınız. Yani hissettiğin şey o oluyor o anda. Anladın mı? Çünkü yoksa bütün hayatın boşa geçecek. Yani bize 4 yıl 2 ay gibi hapis cezası veriyorlar. Bunun yatırı 1 yıl 10 ay, 2 yıl. Önceki suçlar vesaire katıldığında 2 yıla tamamlarlar. Bir de bir sorum olacak. Neden 4 yıl 2 ay? Neden 4 yıl değil? Ya normal şartlarda 5 yıl ile 10 yıl arası hapsimiz isteniyor. Hı-hı. Boru değil. Tabii çok fazla. İşte gravat indirimi falan. Gravatımı çok beğenmeyenler olmuş ama bence iyi de. Gayet iyi de. Ben takım elbiseyi yakıştırdım Jack'e. Bence iyi. Gravatı da geyiğine taktım aslında da. İşe yaradı random. Yani gravat indirimi diye bir şey var. Tabii gravatla ilgili değil o. Sadece mahkemeye saygını belirtecek bir gömlek giydiğinde de zaten bu indirimi veriyorlar genelde. Mahkemede bir taşkınlık yapmazsan. Yani o gravat indirimiyle beraber 5 yıllık suçun 4 yıl 2 aya indirimi sağlandı. O şekilde 4 yıl 2 ay. Mesela Ezel ve Kontkar girip içeri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığında içeri girip yaklaşık bir ay kadar cezaevinde kaldılar sonra salındılar ya. Evet. Şöyle bir algı oluştu. Ben aylardır insanlara diyorum ki ya beni hapse atacaklar herhalde. Hı hı. Yani durum onu gösteriyor vesaire. İnsanlar da diyor ki ya ne olacak bir aya girer çıkarsın. Hani bu şekilde bir algı oluştu, anladın mı? Biz şimdi şey diyoruz insanlara, yani bizim hakkımızda 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiler. Evet. Bunun yatarı 1 yıl 10 ay. Tamam mı? Yani ortada böyle bir durum var diyoruz ve insanlar diyor ki ya moruk ne olacak ya? Ha bir şey olmaz ya falan. Bir şey olmaz bir ya. De yani gir çık pilin yaparsın ya, diyen var yani. Gir çık yaparsın ya 25 gün ya. Ulan 25 gün yatacak. Ben 25 gün şeye yatarım zaten. Anlatabiliyor muyum? Değişiklik olsun diye yatarım zaten. Tabii. Ama durumumuz öyle değil. Durum böyle olmadığı için şu anda psikolojinin nasıl muhabbetine gelecek olursak tek yapmak istediğim müzik. Müzik. Şu anda bir albüm hazırladım. İkiyi hazırlamaya çalışıyorum. Elimde başka bir seçenek bırakmadılar. Durum bu. Çok üzücü, çok elem bir durum gerçekten de.
içini de döktün. Şimdi Jack, eskiden alemin hızlı delikanlısıydın. Çok fazla polemiğe girer çıkardın ve şarkılarında da kliplerinde de birçok insana göndermeler yaptın. Ama son zamanlarda özellikle bu trap albümleri yapmaya başladığın zamandan beri çok da fazla etliye sütlüye karışmıyorsun açıkçası rap piyasasında. Sana laf atanlar oluyor, senin şarkılarında ismini geçirenler oluyor ama gayet sakin bir şekilde, hiçbir şekilde cevap vermiyorsun. Tabiri caizse tınlamıyorsun diyeyim. Peki bu dava sürecinin verdiği bir durgunluk mu yoksa artık ben diyeceğimi dedim tarzı bir düşünce mi? Dava süreciyle alakası yok. Ondan önce de ben zaten ya bir çekilmek istedim, anladın mı? Bu olaylara gelip çünkü çok salakça gelmeye başladı. Rapçilerin birbiriyle atışması olayı. Ya biraz da şey yapmak istedim, o evinde oturup sadece bir şey yapmaya çalışan insanların yaptığı şeyleri eleştirmek yerine sadece kendim bir yol çizmek istedim. O etli sütlüye karışmama olayı değil, etli sütlüye daha fazla karışıyoruz aslında da. Evet. Daha fazla eleştiri almaya müsait şeyler yapıyoruz vesaire. Sadece o isimlerle ilgili anılmaktan çok sıkıldım. Şunu dissedin, işte şuna sataştın, o şekilde bir şeyler oldu muhabbetlerinden arınmak istedim, bulaşmamak istedim. Böyle de daha iyi yani, daha olgun bir profil çizmek, tabii, tabii. Daha sağlıklı. Ben şahsen çok beğeniyorum. Eski tarzından bu tarzını yeğlerim. Yani 30 yaşıma gelip 30 yaşıma kadar diss yapmayacaktım yani. Bazı isimler gibi, anlatabiliyor muyum? Birazcık dili dolu dönemlerimiz oldu diyorsun yani ama geçti. İşte sataştık biz de. Kim onlar? İsim verin her programda olduğu gibi. Biz de belirli isimlere işte tepkimizi gösterdik vesaire de. Tepki gösteren olmak istemedim, anladın mı? Herkes ne yapmak istiyorsa yapsın yani. Çok da umurumda değil bu zaten. O toplara girmeyeceğim yani. Peki o zaman tabii izleyicilerin merak ettiği bir soru daha var. Artık elimde kalan son soru açıkçası. Programımızı artık yavaş yavaş bitireceğiz. Son zamanlarda çok da fazla organizasyona çıkmıyorsun açıkçası. Diğer rapçiler kadar. Peki önümüzde bir konser veya albüm veya bir single düşüncen var mı? Aslında çok fazla organizasyonlara çıkmıyoruz. Çıkmamamızın sebebi ya bu dava olaylarıyla alakalıydı. Hem hukuku biz süreç yaşıyoruz. İşte sık sık mahkeme oluyor. Bu 3 tane aktif dava var, durumları var. Bir de işte bu hapse girme gibi bir tehliken olduğu için önümde. Doğal olarak müzik yapmak istediğin için yeni albümü hazırlamaya vakit ayırman gerekiyor. Ama ona rağmen gene çok iyi konser yaptık. Albümden önce en azından iki single yapmayı planlıyoruz. Şu an dediğim gibi bir albüm tamamladım. Ama şu anda albümün nasıl yayınlanacağı veya hangi şarkıların ilk albümde olacağı konusunda düşünmek istemiyorum. Tek yapmak istediğim bir albüm değil, iki albümü tamamlamak onu. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde sıkı bir şekilde çalışmayı düşünüyorum. Yayın süreci gecikebilir bulunduğum durum itibariyle. Mazur görün. Mazur görün. İki albümü tamamlamaya çalışıyoruz. Peki Jack, programımızın sonuna geldik artık. Biz bize programını nasıl buldun? İkinci bölümünün konuydun. Bardakları sevdim. Evet, bardaklarımız şöyle. İçindekini de sevdin mi? İçindekini de sevdim. İçinde su var. Evet, evet. Suyu sevdim. Evet, suyu. Beyaz bir ambiyans var. Evet. İşte cennette gibi hissettiriyor bana kendimi. Bu beyaz kadar masumuz değil mi bu konularda? Kesinlikle masumuz. Yani beyaz derken yine yanlış. Evet. Burada bir metaforu yok yani, beyaz yani. Ortam beyaz. Narkotik şube geldi şu anda kapıda. Kendinize iyi bakın. Üçüncü program olmayacak. Evet, önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere yeni konuklarla. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.